Arzu Hanım da az uğraşmadı ama. Hani neyle uğraştı? Özellikle ocak ve aspiratörün olduğu bölümün çok yağlı olduğunu söylemişti. Ocak mı yağlıymış? Gözü gelsin de yağ görsün. O zaman çağırayım da yüzüne söyleyin bunları. Çağır gözü gelsin de yağ görsün. Hani neredeymiş ya onun içinde? Bir şeye ihtiyacınız olursa bana söyleyebilirsiniz. Malum Kadir biraz huysuz bugün. O bizim canımız ya. O bizim evimizin neşesi. Olur mu öyle şey? Ay deme öyle. Ben gece gündüz Kadir Bey'in takipçisiyim. Hadiciğim deme öyle. Nazar değiyor sonra. Ay evet bak doğru söylüyorsun. Nazara gelme. Bakmayın siz Kadir'in öyle dediğine. Ona hayatta nazar değmez Hatice Hanım. Biz eltimle attık üstte oturuyoruz. Ay ben buraya gelmeden önce dedim ki gör bak ben seni orada nasıl dilime dolayacağım. Eltinizi mi? Aranız pek iyi değil galiba. Ya biz ona iyiyiz Allah razı olsun severim kendimi. Didişiyorsunuz tatlı tatlı. Tatlı didişmeli elimizden. Ay o Kadir Bey'in delisi. Hayran oluyor ona. Aa ismine buradan selam yollayayım hemen. Aa evet selam yollayın çok ister Havva. Buradan Havva Hanım'a kucak dolu sevgiler, selamlar. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum sizlere. Size hayran resmen. Oh 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 çatlasınlar, çatlasınlar. Vallahi Kadir ağzıyla kuş tutsa beni çatlatamaz Hatice Hanım. Neyse dönelim temizliğe. Siz çalışırken ben de yağ görsün diye Arzu Hanım'ı çağırdım Hatice Hanım. Heh çağır gelsin gözü hoş yağ görsün. Hoş geldin Arzu. Hoş bulduk kolay Hatice gelsin. Hatice'yi de göster Hatice. Sağ ol canım hoş geldin. Gözün yağ görsün dedim Arzu. Dün görememişsin dün göremedim yağ bugün yokmuş. De yağ gör dedim. Seninkinde yağ vardı benimkinde çamur vardı tek farkı oydu. Tek fark mı kız yağla çamur aynı şey mi kurban olayım ya. Aynıydı. Kadir Bey yağla çamur aynı mı? Kadir. Bugün nereye yapıyorsunuz? Camı yapıyorum sana özel. Özellikle kontrol edeceğim. Evet, beklerim tabii ki didikle. Tatlı kız seni. Tatlıyım tabii ki de. Biraz onu diri gördüm. Heyecanlı görmedim. Çok uğraştıracak kadar büyük bir ev değil. Rahatlıkla yapabilir. Yani şanslı olduğunu söyleyebilirim. Evet. Mutfak işi ne düşünüyorsunuz? Yağlı mı sizin açınızdan da ciddi anlamda? Evet yağlı. Hele o ocağın hakkını versin. Kesinlikle puan 5 puan alır. Ama öyle yepyeni olacak ha. Hiçbir yerinde yağ falan kalmayacak. Kalırsa puanımı kırarım. Ha yepyeni olacak de... derken mesela? Yani de... gerçek rengini görmek istiyorum. Ne renk olduğunu anlayamıyorum şu anda. Kara bir ocağın. Siyah zaten. Tertemiz. O siyahlığın berraklığını da görmek istiyorum. Ha. Evet. Gülistan. Ben geldim. Bismillah. Hoş geldin. Gülistan ben konuşacağım bugün. Tamam. Hava Gülistan bu ocak... Yepyeni olsun. Sana bir şey söyleyeyim ben bunu kaldırdım baktım işte iğrenmedim. Bir daha bakayım hatta. Şey yağ sökücü sıktınız bak, değil mi? Bak bak akana bak akana bak akana bak. İğrenç. Bu ocak yepyeni olsun ki ancak Gülistan o zaman 5 puan verilmiş. Evet. Doğru kesinlikle. Demiş ama. Çok pis. Seni de geriye alayım. O zaman derim ki gerçekten. Evet Hatice'yi temizlikten anlıyor derim. Eğer o temiz olmazsa herhangi bir yerinde yağ lekeleri bile. Dolaplarda. Dolaplara daha gelmedim. Zaten dolapta kadar heyecan fazla kalıntılı yağ yok. Yine yağlanma öyle fazla yok. Yaşırıyor mu yağların heyecanı? Ya heyecanım yok da alacağım ama yani o yağları çıkartacağız. Mutfak dolaplarından başladım ben önce akmasın hani sonra yaparken sildikten. Dolabı girdim. Şu an bu dolabı bitirdim. Üst taraf. İşte üst tarafını az budun üstüne girdim. Şimdi bu altı yapacağım. Bu orada bir çıkıntı var. Önce kolun girdi mi? Giriyor giriyor orayı yapacağım. Bu yani fırında yapacağım. Elimin geldiği yere kadar. Senin kolun oraya sokarsın kolunu sen. Ya elimin geldiği yere kadar. Dün Arzu sokmadı kolunu oralara. Her yer kolay gelsin. Hoş geldin. Dünkü yani. Mutfağa 20 dakika diyordun, 23 dakikan geçmiş. Hatice Hanım 23 dakikada bir dolabı yapamamış. O yüzden umudum yok bugün için. Eda bismillah 23 dakika dolap bitirmişim, ona şükretsene. Bitirdin mi? Bitirdim. Başla bakalım bir. Tek o gözü mü bitirdin? İç dış. Ya ama bir şey diyeceğim sen. 23 dakikada sadece burayı mı yaptın? Evet. Çok ne az. Yapacaktım yağlı dolabı? Kaç sadece dakika yapacaktım? 23 dakikada burayı mı yaptın? Ne yapacaktım? Ne yapacaktım? Şey sen su da yapmamışsın. Evet çeşmeden yapıyorum direkt. Çeşmeden evet. Vallahi buraya eğer geçmedim onu çeşmeden yok, daha geçmedi. Ocakta acaba nasıl evet. Yapacaksın çok merak ediyorum. Ya orada suyum çok kirlenecek. Çok yağlıydı. İlk baş. Kesinlikle yani. Ama çok yani. Yağlı attı sürekli su dökmektense. Zaten ağzımla söylüyorsun yağlıyı ne evet. Güzel hangisi ama daha iyi şey var? Ama direkt akan su daha çok kirlenecek. Sıcak su en güzel yağ için söker. Evet normalde leğenimiz dolu yani. Sürekli değiştirseydin aynen. Puan alabilirdin.
Ve bezinde de yağ çok kalmazdı. Ne kadar orada soğuk. Yok daha bir dolaptayım sen. Yani suda bile o bezi sen yapsan oradan aldığın yağ gitmez bile. Yani pis bezde tekrar pisliğe devam ediyorsun. Onu söyleyeyim sana. Yok hayır gayet de güzel oluyor. Göreceğiz. Ben orada pek... Şu var ya. Bu su konusunda haklısınız evet doğru söylüyorsunuz. Heyecanlı olmuş olabilir. Evet konuşmaya geldiniz herhalde. Oraya sen doğru söylüyorsun. Durmaya mı geldim? Haklısın bir an heyecanlı olmuş olabilir. Kesinlikle haklıyım. Temizlikten ben anlıyorum. O yüzden kesinlikle. Ben çok merak ediyorum bunun gününde ne çıkacak, benim ne olacak. Benim mutfağımda kaç tane ne kadar konuşacağım ben. Susacağım, ellerim konuşacak. Tamam. Temizlikte bu yani. Kesinlikle konuşmayla azcık, değil, çeneyle azcık, değil. Azıcık, biz de konuşalım. Azıcık, tamam. Azıcık, azıcık. Buyurun, buyurun konuşacağız. Biz konuşacağız, gidiyorsun oraya. Daha dur, temizlikten sonra özellikle Kadir'in olduğu yerlere de bakacağım. Öyle hemen... Temizlikte işte öyle anladım. Olmaz. Gez gez. Gez problem. Didik didik gezeceğim. Ama sana yakıştıramadım 23 dakika şey, için tek dolap. Biraz hızlı olman gerekiyor bence. Ama çok ya. Biraz gerçekten. Daha hızlı. Belki bu su konusunda yapmış olabilir. O 20 dakikayı dünkü mutfak için söylemiş. Böyle bir mutfak için değil. Çünkü dünkü de yağ yok. Zaten aynen. Dünkü mutfakta bir şey yoktu ki. Ben bunu kastettim zaten. Hiçbir şey yokken bunu vurgulamak istedim. Bak mesela tamam, bunda. Tamam Erzu'yu geç şimdi. Erzu'yu geç. Onlar da var. Mesela sende böyle bir olay da yoktu. Anladın mı? Senin maksimum orada 40-45 dakikada temizliğini bitirip çıkman lazımdı. Tek olsan okey derim. Vallahi kusura bakma. Kadir de var. 23 dakikada şurayı temizlemişse zaten ben daha hiçbir şey demiyorum. Benim dolapları gördünüz. Zaten senin de gördüğünüz de heyecan. Yukarı çık, aşağı in, bez yıkamıyordum ama. Güle güle bence. Tüm Türkiye meraklan Gülistan'ın tamam. Temizliğini merak ediyor. Bu buraya girdi. Bekliyoruz heyecanla. Şimdi sizin hep bir dışarı almış. Gibisin yemin ederim. En son ben çıkacağım zaten. Nereye çıkacaksın en son? Temizliğe. İnşallah. Hadi bakalım. Mutfakta sıcak su kullanmaması dikkatimi çekti. Yağlar öyle suyu çeşmeden akıtmayla çıkmıyor doğal olarak. Sanırım heyecandan unutmuş. Ay Kadir sen ben şey unuttum suyu. Sen niye bana hatırlatmadın ya? Ben sana nasıl hatırlatmadım? Bilmiyorum mu leğenle su yapman gerektiğini. Kız unuttum ben onu. Demediğimle bak. Heyecanımdan şu heyecanını bir ye. Ay. Mutfak çok güzel bak görüyorsun. Evet. Puan kırmak için yer arıyorlar. Aa, ben o suyla bile bu mutfağı 23 dakikada bitirmişim şu dolabı. Hemen şu leğene su yap. Çabuk. Nerede çabuk şundan ağzına laf verme. Evet ya doğru söylüyorsun. Nerede benim kettle'ım? Kettle'ım koridorda 3 tane kettle koydum. Şu anda camdayım. Felaket bir soğuk var dışarıda. Yani ellerimde buharlar çıkıyor sıcak suyla sileceğim diye. Evet cam bir yandan biterken gelin biz de bu evde sular ne kadar kireçli onu öğrenelim. Hemen tasımızı aldık her zamanki gibi. Kireç çubuğumuz elimizde. Bakalım bu evde de sular ne kadar kireçli. Evet çubuğumuz pembeleşmeye başlıyor şu anda. Geliyor. Evet. Gördüğünüz gibi çubuğumuz pembeleşti. Yani bu ne demek oluyor? Bu evde de sular kireçli. Kireç dediği nasır gibidir. Gelir yapışır. Ama önemli olan bizim kireci nasıl temizleyeceğimiz. Bugün de bu evde kireci sonuna kadar temizleyeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.